Hoş geldin Kapıdan Paşa. Hoş bulduk şehzadem. Bu yer yeğenim. Oklarda hususi olarak imal edildi. Tesirini bizzat ölçmek istedim. Menzili uzatılmış. Buna rağmen hedef sapması yok denecek kadar az. İlaveten ucundaki temrenin tahribat gücü de arttırılmış. Muazzam bir atış. Lakin unutmayın ki düşmanlarınız puta değil. Böyle hareketsizce sizin onları vurmanızı beklemeyeceklerdir. Kapıdan Paşa aniden Manisa'ya gitmiş. Sebebini hiç kimse bilmiyor paşam. Sultanımıza haber ver. Derhal meseleyi tetkik edeceğim. Akabinde hünkârımıza izah ederim. Hünkârımızın emriyle gitmiş paşam. Ancak bu sır gibi saklı tutuluyor. O halde Şehzade Mustafa'nın elçiyle görüşmesiyle alakalı. Zannediyorum ki Kapıdan Paşa nasihatçi olarak gönderildi. Sultanımız bir hayli endişeli. Hızır Hayrettin Paşa'nın Şehzade Mustafa'nın en güçlü taraftarı olduğu herkes tarafından biliniyor. Zira en yakın zamanda tatlıya bağlayacaktır yine. Kapıdan Paşa'nın gücü herkesin malumu Sümbül Ağa. Tıpkı maktul İbrahim Paşa gibi. İlaveten sultanımıza söyle endişe etmesinler. Ne olursa olsun attığımız taş yerini buldu. Şehzade Mustafa bir darbe daha aldı. Sefer hazırlıkları ne vaziyette paşam? Karar çıktı mı? Sefer karar çıktı şehzadem. Hazırlıklar sürat kazandı. Arşidük Ferdinand'ın cüreti ve istekleri mevzusunda malumatınız olmuştur. Vaka. Elçi Silaski ile görüştüğünüzü işitmeyen kalmadı. Bu yüzden mi geldin kapıdan paşam? Sizi payitahta götürmek üzere emir aldım şehzadem. Okumak yazmak diye. Esas bu yüzden öğreneceksin. Herkesten daha çok okuyup bileceksin ki hata yapmayasın.
Baba. Mustafa adının buraya geleceğini işittim. Payitahta ulaşmış, birazdan gelir. Buna çok sevindim. Abimi çok özlemiştim. Söyleyeceğiz Mahidevran'a. Söylenecek bir şey yok Hatice. O ne biliyorsa biz de onu. Mustafa'nın payitahta neden çağrıldığını sahiden bilmiyor musun? Sultanım, Haseki Mahidevran Sultan Hazretleri geldiler. Hoş geldin Mahidevran. Sultanım, hoş geldin. Sultanım, nasılsın? Günlerdir gözüme uyku girmedi. Ne yerdeyim, ne gökte. Şehzadem saraya gitti. Ve orada başına ne geleceğini hiç bilmiyorum. Rüstem Paşa, Ferdinand'ın elçisiyle askerden bir haberi yok mu hala? Malum sen pek alakadarsın bu mevzuyla. Bunu size sormak lazım Hüsrev Paşam. Laski payitahta dönmediğine göre ya kaçıp gitti ya da başına bir hal geldi. Her iki vaziyette de ortada bir suç olduğu aşikar. Sen beni neyle itham ediyorsun? Hüsrev Paşa sakin ol. Sen de öyle Rüstem Paşa. Münakaşaya lüzum yok. Üstelik benim önümde. Vezir-i Azam Hazretleri. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri. Şehzade Hazretleri hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Süleyman Paşa. Seni bizzat tebrik etmek isterim. Hünkârımızın vekili mutlak oldun. Devlet-i Aliye'ye yaptığın hizmetlerle bu makamı ziyadesiyle hak ettin. Hayırlara vesile olur inşallah. Yüce gönlünüzle lütfettiniz. Şehzadem. Hüsrev Paşa. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Saatinize duacıyım şehzadem. Allah hünkârımızı ve siz şehzademizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Şehzade Hazretleri, sizi tekrar payitahta görmekten şeref duydum. Ben senin için aynı şeyi söyleyemem. Abilerim sancağa çıkacak. Ben sana burada kalacağım. Mehmet abim üzülme. Bizi istediğin zaman ziyaret edersin dedi. Gidebilir miyim baba? Siz de gelirseniz birlikte gideriz. Hem siz de onları özlersiniz. Öyle değil mi baba? 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 Abilerim gidince onları birlikte ziyaret eder miyiz? Ederiz elbet. Neden üzüldünüz? Bunu nereden çıkardın? Yüzünüz hiç gülmüyor. Ben de üzüldüğümde pek gülmem. Cihangir'im. Benim aslan şehzadem. Haydi sen artık daireye dön. Mustafa'mın payitahta gelmesi için kapıdan paşaya ihtiyacı yok. Hünkârımız pekala bir fermanla da çağırabilirdi şehzademi. Hünkârımız böyle münasip görmüş. Hayra yormak lazım. Ne hayrı sultanım? Hürrem ve Rüstem Paşa bu işin içinde olduktan sonra
Neticenin hayra alamet olmayacağı aşikar. Lütfü Paşa'ya yapılanlar ortada. O hadisenin Hürrem'le bir alakası yok Mahidevran. Şah Sultanımız kendisi boşamak istedi. Eminim ziyadesiyle hak etmiştir bunu. Ancak bu ayrılık Hürrem'in ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe yaramadı. Lütfü Paşa da olmayınca divanda tesiri arttı. Geç bile kaldım boşamakta. Canını alırdım ya. Esma'na dua etsin. Sahi, Esma Sultanımız nerede? Sevgili babasını ziyarete Demet Oka'ya gitti. Mahidevran, dairen hazır. Uzun yoldan geldin, uyu, dinlen biraz. Dinlenilecek vakit değil sultanım. Müsaadenizle. Nereye böyle? Beklemeye tahammülüm kalmadı. Saraya gideceğim. Cihangir. Mustafa abi. Cihangir. Ne kadar da büyümüşsün. Sen de büyümüşsün. Babam seni bekliyor. Fareye kafam. Hayrola Sümbül ağa. Nedir bu telaşın? Hürrem Sultanımız neredeler? Hamama gittiler. Lakin gelirler birazdan. Bir şey mi oldu? Koş haber ver hemen. Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Hünkârımızın yanındalar. Onu biliyoruz ağam. Neden gelmiş öğrenebildin mi? Hünkârım. Kapıdan Paşa'yı beni getirmesi için Manisa'ya gönderdiniz. Lakin buna neden lüzum gördüğünüze mana veremedim. Zira ben emrettiğiniz an iki elim kanda olsa gelirdim zaten. Ben öyle münasip gördüm. Size neler anlatıldı bilmiyorum. Ancak Avusturya elçisiyle yaptığım görüşmede sizi rahatsız edecek hiçbir şey yaşanmadı. Kendisiyle yalnız görüşmedim zaten. Lalam da yanımdaydı. Söylenen her şey kayıtlara geçti. Elçi sulh için aracı olmamı istedi. Ben de savaşa ve sulha ancak yüce hünkârımız karar verir diyerek kendisini gönderdim. Mesele neler söylediğin değildir Mustafa. Düşman elçisiyle neden görüştüğündür. Buna nasıl cüret ettiğindir. Kendinde bu hakkı nasıl gördüğündür. Hünkârımız ne karar verdiler bilmiyorum ancak bu kararı bizzat kendileri söylemek istediklerine göre vaziyet ciddi. Anlaşılan o ki bu karardan sonra şehzademizin isyan edebileceğinden şüphelendiler. Vahim olan da bu nasıl efendi? Böyle bir şey nasıl akıllarına gelir? Bu hadisenin arkasında birileri olduğu muhakkak. Elçi Laski'yi Manisa'ya bilerek gönderdiler. Tetkik ettim paşam. Lakin bir şey çıkmadı. Laski de payitahta dönmeden ülkesine kaçmış. Tetkike ne lüzum var beyim? Kim olduğu belli. Üstemin işi bu. Hünkârımıza hadiseyi bildiren de oydu zaten. Hayırlısıyla şehzademizin akıbeti belli olsun. Oturup etraflıca konuşmamız lazım. Zira gidişat iyi değil. Elçinin geleceğinden haberim yoktu hünkârım. Çok ani oldu. Görüşmekte ısrar edince bizzat haddini bildirmek istedim. Seni defaatle ikaz ettim. Kaidelere ve tahammüllere itibar edeceksin dedim. Bana sual etmeden tek bir adım dahi atmayacaksın dedim. Lakin sen üçüncü defadır beni dinlemiyorsun. Hünkârım ben sadece size
ve bu yüce devlete hizmet etmek istedim. Hatalarım için affımı diliyorum sizden. İnanın bana sizi üzmek istemezdim. Senin iyi niyetinden şüphem yok. Hataların olacak elbet. İş, bu hataları görüp icap eden dersi çıkarabilirsin. Emin olun farkındayım hünkârım. Bundan böyle daha dikkatli olacağım. Âlâ. Gelelim seni çağırma sebebime. Malumundur ki bu din üzerine bir sefer kararı aldım. Hazırlıklar devam ediyor. Tamamlanınca Allah'ın izniyle yola revan olacağız. Zaferinizde bir nebze olsun. Payım olursa bundan şeref duyarım hünkârım. Sen burada payitahtta kalacaksın. İstanbul muhafızı olacaksın. Vezir-i Azam'ın Süleyman Paşa da Anadolu muhafızı olacak. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. İlaveten, seferden dönünce sen payitahttan Manisa'ya değil, Amasya'ya gideceksin. Zira seni bundan böyle Amasya Sancakbeyi olarak tayin ettim. Destur! Hasekim Mahidevran Sultan Hazretleri! Sultanım. Hoş geldiniz. Gülfem. Afife Hatun, şehzadem nerede? Hala hünkârımızın yanındalar sultanım. Arzu ederseniz önce benim daireme geçelim. Evvela şehzademi görmem lazım Gülfem. Hünkârım, kararlarınızı tartışacak değilim elbette. Lakin merak içindeyim. Bu tayinin sebebi nedir? Eğer elçiyle görüştüğüm içinse bu ceza... Hissi davranma Mustafa. Bu bir ceza değil. Bilakis mükafattır sana. Amasya Acem diyarına ve Karadeniz'e yakın olması hasebiyle... Manisa'dan daha mühim bir sancaktır. Devlet-i Aliye'nin şark hudutlarının muhafızı olacaksın. Kardeşim Mehmet'in oraya gideceğini sanıyordum. Öyle karar almıştınız. Mehmet'in henüz bir sancak tecrübesi yok. Sen hayli zamandır Manisa'dasın. Ziyadesiyle tecrübe edindin. Hatta öyle ki kendini benim yerime koyup kararlar dahi alıyorsun. Hünkârım. Bu kadar kâfi çekilebilirsin. Sancağı çıkmadan evvel has bahçede kılıç talimi yapmıştık birlikte. Bana bir şey söylemiştiniz. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. Ne yazık değil mi? Ben o gün bunu neden söylediğinizi anlamamıştım. Lakin şimdi anlıyorum. Ben büyüdüm. Ve masumiyetimiz kayboldu. Sultanım. Şehzadem hala içeride mi? İçerideler sultanım. Mustafa. Manisa'ya haber yollayın validem. Hususi eşyalarınızı göndersinler. Ne oldu ki hünkârımız? Sefer boyunca burada kalacağız. Sonrasında ise Amasya'ya gideceğiz birlikte. Zira Amasya Sancakbey'i tayin edildim.
Şehzadem. Sultanım, bağışlayın fakat Hürrem Sultanımız müsait değiller. Dilerseniz başka bir vakit de şey... Konuşamaz tabii. Hangi yüzde çıkacak karşıma? Hürrem. Hürrem! Allah seni kahretsin Hürrem! Bu saraya geldiğin güne lanet olsun! Duyuyor musun beni? Sultanım, ne olur yapmayın. Sakin olun. Lütfen. Artık Gürzem. Tahammülüm yok. Senelerdir kanımızı emdin yeter. Üzülmeyin sultanım. Elbet bir gün hak yerini bulacaktır. Hak yerini bulacaktır elbet. Evladımın sürgün edilmesine sebep olanlar bedelini ödeyecek. Sürgün mü? Sultanına söyle. Bu yaptığı yanına kalmayacak. Allah şahidim olsun ki onun da, ona hizmet eden gafillerin de sonu yakın. Paşa Hazretleri, vaziyeti öğrenebildiniz mi? Hünkârımız kararlarını bizzat tebliğ ettiklerinden sizlerin de bilmenizde bir sakınca yok. Şehzade Mustafa Hazretleri Saruhan Sancak Beyliği'nden alındı. Amasya sancağına tayin edildi. Sefer boyunca şehzademiz İstanbul muhafızı olarak sarayda kalacaklar. Ben de Anadolu muhafızı olarak Tokat Artuk Abad'a gideceğim. Paşam bu nasıl bir karar? Şehzademizin bir günahı yok. Vaziyeti size de izah ettim. Hünkârımızın kararlarını tartışmak bize düşmez Kapıdan Paşa. Rüstem Paşa, sen kim oluyorsun da beni ikaz ediyorsun? Unutma ki sen ahırlarda at pisliği temizlerken ben Akdeniz'in tek hakimiydim. Senin haddine mi düşmüş benimle böyle konuşmak? Maziye değil. Şimdiye bakacaksınız Kapıdan Paşa. Ben evvela hünkârımızın kubbe veziri ve en yakın damadıyım. Benimle böyle konuşamazsınız. Bu yüce devlete vezir-i azam olsan ki ne fayda? Benim gözümde zerre kadar kıymetin yok senin. Senin bu makamları kimlerin getirdiği malum. Kadınlar olmadan bir hiçsin sen. Paşa Hazretleri, arzu ederseniz çıkalım, daha fazla sıkılmayın. Çıkalım Malkoçoğlu. Çıkalım da bir husus daha var. Herkes duysun, herkes bilsin ki altın yere düşmekte pul olmaz. Şehzademiz halkımızın ve askerimizin gönlünde taht kurmuş bir kere. Nerede olursa olsun tahtın en güçlü varisi odur. Mehmet doğduğu gün onu görmüş tahtında. Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Razı değilim paşa. Asla razı olmayacağım buna. Devran çok gergindi. Onu hiç böyle görmemiştim. Ne olursa olsun.
İtidalli olmaya mecbur. Zinhar ona destek olup hataya sürükleme Hatice. Hürrem, senin de gözünü korkutmuş anlaşılan. Sizler etrafımda olduğunuz sürece Hürrem daha çok kazanır. Kabahat bizim yani. Mustafa. Gir. Neredesin sen? Bağışlayın hünkârım. Bu dine sefere çıkıyoruz. Mehmet, sen benimle geliyorsun. Şeref duyuyorum hünkârım. Selim, sen bu sefere katılmayacaksın. Bayezid, sen de gelmiyorsun. Zira ikiniz de sancağa çıkacaksınız. Ben de mi hünkârım? Evet aslanım. Lütfettiniz hünkârım. Sizi asla utandırmayacağım. İnşallah. Ben ikinizden de razıyım. Allah da sizden razı olsun. Amin. Mehmet, sen seferden sonra sancağa çıkacaksın. Zira sancağını değiştirdin. Destur, Hatice Sultan. Mustafa, ne yapıyorsun sen burada? Neyin var şehzadem? Bu halin ne böyle? Hayatı boyunca hünkârımıza sadık oldu. Bir kez bile isyan etmedi, ihanet etmedi. Lakin karşılığında ne gördü? Sırf beni sevdi diye, kol kanat gerdi diye, korudu diye kıydılar ona. Görüyorum sultanım. Adım adım yaklaşan akıbetimi görüyorum. İbrahim Paşa'ya kıyanlar bana da aynı kaderi reva görecek. Bunu biliyorum. Mustafa'm, korkutma beni. Ne oldu söyle. Amasya'ya sürüldüm sultanım. Hünkârımız beni cennetinden kovdu. Artık cehennemdeyim. Mustafa'm. Şehzade Mehmet taht sancağına gidiyor Allah'ın izniyle. Rabbim hünkârımıza uzun ömürler versin ama bundan böyle tahtın varisi belli. Sümbül Hanım, Şehzade Mustafa nereye tayin olmuş peki? Hürrem Sultanımız şehzadelerin şerefine döktürdü bu lokmaları. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Allah razı olsun sultanımızdan. Hürrem Sultan zaferini kutluyor. Öyle. Mahidevran Sultanımız kim bilir ne haldedir. Şehzade Mustafa için çok kötü oldu. Yazık oldu şehzadeye. Kesin sesinizi. Şehzadelerimizle alakalı konuşmak size mi düştü? Sana ne dedim ben? Hiç kimse Hürrem Sultanımızla baş edemez demedim mi? Vallahi cümle alem birlik olsa fayda etmez. Sultanımızın bir bakışı kafi. Alimallah her şeyi yakıp yıkmaya muktedir. Kolay gelsin. Mercanım, yüzünü gören cennetlik. Buyur, lokmalardan ye. Rahatla. Senin işin gücün yok mu? Ne vakit görsem çene çalıyorsun. Benim işim gücüm belli. Sen kendi derdine yan. Vaziyet ortada. Güvendiğin dağlara bir bir kar yağıyor. Fırsatın varken kaç kurtar kendini. Yoksa bu kar çığ olup üstüne çökecek.
Beni kendinle karıştırma Sümbül. Ben senin gibi rüzgar nereden eserse o tarafa dönmem. O tıynette değilim çok şükür. Tıynetin batsın. Behyacı ve fiyavi. Validemin yüzüne güller açıyor. Senin için öyle sevinmiş ki. Epeydir onu böyle mesut görmemiştim. Anlaşılan sen pek sevinmedin. Ben Amasya'ya gitmeye razıydım. Nereden icap etti bu değişiklik hala mana veremiyorum. Hünkâr babamız böyle münasip görmüş. Mutlaka vardır bir bildiği. Hem tahtın varisi olduğunda daha ne istiyorsun? Mesele ben değilim Mihrim Ağa, Mustafa abim. Ne diyeceğim şimdi ben ona? Yüzüne nasıl bakacağım? Sen gönlünü ferah tut kardeşim. Senin kalbin ne kadar temiz olduğunu herkes biliyor. Mustafa abim de öyle. Hem bu senin kararın değil. Ne olursa olsun bu haksızlık. Büyük haksızlık. Bir gün Mustafa abim tahta çıktığında ne olacağını sanıyorsun? Hı? Ben sana söyleyeyim. Önce kardeşlerini kıyacak. Sonra da validemle beni sürgün edecek. Hayır. Mustafa abim asla bunu yapmaz. Kardeşlerine kıyamaz. Bugün kıymaz evet. Lakin yarın ne olacağını kimse bilemez. Unutma ki kaideleri ve teamülleri bizler koymadık. Validem gibi konuşma Mihrim Ağa. Zaten bu kararın arkasında onun olduğunu söylüyorlar. Mehmet. Ben de artık bir anneyim. Validemin neler hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Sakın onu suçlama. Ondan yüzünü çevirme. Onun tek yapmak istediği sadece evlatlarını korumak. Tek istediği şey bu. Senin canın bir yanıyorsa, benimki bin yanıyor aslanım. Lakin bu ateşin bizi yakıp kavurmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir insan sevdiği birini kaybedince yüreğinde 40 mum yanarmış. Her gün biri sönermiş. Lakin bir tanesi hiç sönmez, mahşere kadar yanarmış. Amasya'ya gitmek umurumda değil validem. Ben bugün sancağımı değil, babamı kaybettim. Hayır, sakın öyle düşünme. Hürrem'in fitnesi bu. Bu zehirliyor hünkârımızı. Bu vaziyetin tek müsebbibi Hürrem değil validem. Bunu kabul edin artık. O ne söylerse söylesin. Ne yaparsa yapsın. Hünkârımız bu laflara itibar etmeseydi Hürrem asla muvaffak olamazdı. Mustafa. Bana bak. Yüzüme bak. Kime güvendiysek olmadı. Bundan böyle sadece biz varız. Sen ve ben. Ne Şah Sultan, ne Hatice Sultan, ne de bir başkası. Herkes kendi menfaatinin peşinde. Bizden başka dostumuz yok. Hürrem denen yılanın başını biz ezeceğiz. Bunu biz durduracağız. Mehmet Paşa Budin'e varmak üzeredir hünkârım. Allah'ın izniyle biz varmadan Ferdinand'a haddini bildireceklerdir. İnşallah. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Bir husus daha var hünkârım. Süleyman Paşa kararınızı bildirmek üzere divana geldi.
Hazır Hayrettin Paşa, şehzademiz hakkında verdiğiniz karardan pek memnun olmadı. Şehzademiz nerede olursa olsun tahtın en güçlü varisidir dediler. Doğru söyler. Mustafa en büyük oğlum olması itibariyle tahta en yakın şehzademdir. Aldığım karar bunu değiştirmez. Lakin istikbalde ne olacağını ancak Cenab-ı Hak bilir. Elbette hünkârım. Lakin sizin kararlarınızı tartışmak kimin haddine düşmüş? Beni de elçin meselesini size aksettirdiğim için itham edip tehdit ettiler. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Ne rahatsızlığı. Benim ayım, güneşim gelmiş. Gitmeden hem aşağıya görmek istersiniz diye düşündüm. Benim meleğim. Nasıl bu kadar kör olabiliriz? Mustafa'yı koruyalım derken büsbütün mahvoluşunu seyrediyoruz. Hürrem de yavaş yavaş emellerine kavuşuyor. Sen de bana defalarca mani oldun. Ama senin yaptıkların da kâr etmedi. Şu anki mevzumuz bu değil Hatice. Biz bundan sonra... Bundan sonrası felaket! Görmüyor musun halimizi? Hepimiz kaybettik, hepimiz. Sultanım. Biz askerler arasında bir laf vardır. Elin hala kılıç tutuyorsa kaybetmiş sayılmazsın. Ne yapacağız paşam? Geri çekileceğiz. Tekrar savaşabilmek için geri çekilip güç toplayacağız. Bu kez Hızır Hayrettin Paşa da yanımızda olacak. Sultanım, Şehzade Mehmet Hazretleri geldiler. Mehmet, benim aslan şehzadem. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Sultanım. Şehzade Hazretleri, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüsrev Paşa. Mustafa abimi görmek için geldim. Sultanım. Vali Bey. Allah bağışlasın sultanım. Çok güzel bir bebek. Paşam. Vali Bey. Hayrola, nereden geliyorsunuz bu vakitte? İşlerim vardı paşam. Biliyorum işlerinizi. Meyhanelerin mesken tutmuşsun yine. İyi geceler sultanım. Hünkârımız Bali Bey lüzumundan fazla kıymet veriyor. Adamın aklı fikri hatunlarda. Paşam geç oldu artık. Biz gidelim. Hem aşağının uykusu geldi. Kızgınlığını, hayal kırıklığını anlıyorum. Hürrem bir kara bulut gibi çöktü üstümüze. Lakin sana söz veriyorum oğlum. O bulut dağılacak. Güneş tekrar açacak. Allah'ın bize biçtiği ömür yeter mi bilmem. Ancak hünkârımızın biçtiği ömrün yetmeyeceği aşikar. Ağzımdan yel alsın. Çıkar aklından bu ihtimali. Zira bizim tek ihtiyacımız olan şey sabır. Bu yüce devletin istikbali sensin. Er ya da geç, herkes sana boyun eğecek. Yüce Rabbim o güne kadar bize dayanma gücü versin. Zira yolumuz uzun ve meşakkatli. Gel. Şehzadem, müsait değilsen daha sonra konuşalım. Gel Mehmet. Mahallem de çıkıyordu şimdi. Şehzadem. Sultanım.
Hoş geldin abi. Sağ ol. Diğerleri nerede? Yalnız mı geldin? Seni görmeyi çok istediler. Lakin ben yalnız konuşmak istedim. Senden sonra babam bizi çağırdı. Sancak meselesini anlattı. Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Bize laf düşmez. Elbette. İnan bana çok üzüldüm. Haberim bile yoktu Manisa'ya tayin edileceğimde. Manisa'ya mı tayin oldun? Ben bildiğini sanıyordum. Hayırlısı olsun Mehmet. Tebrik ederim. Bağışla beni. Yemin ederim hünkârımız sana söyledi sanıyordum. Uzatma Mehmet. Bu vaziyetle senin bir alakan yok. Madem öyle bu halin ne? Bu soğukluğu anlayamıyorum. Geldiğinden beri yüzüme daha iyi bakmıyorsun. Hani aramıza kimse giremezdi? Saraya dön Mehmet. Ailem merak eder. Sana benziyor Mihrimah. İnşallah senin kadar güzel olur. Güzellik ne ki? Baht iyi olsun. Amin. En son düğününe gelmiştim. Hayatımda gördüğüm en güzel gelindin. Ve en mutsuzum. O günler geride kaldı abi. Düğünde gördüğün Mihrimah yok artık. Bir daha hiç görmeyeceksin onu. Bu hissi iyi biliyorum kardeşim. İnan bana iyi biliyorum. Sen hayatını değiştiremezsin, hayat seni değiştirir. Bağışlayın şehzadem, geldiğinizden haberim olmadı. Kardeşimi ve yeğenimi ziyaret etmek istedim. Bir sakıncası mı var? Haşa. Teşrifinize şeref verdiniz. Sultanım. Mercan ağa. Hünkârımıza geldiğimi haber ver. Emredersiniz sultanım. Gir. Hünkârım. Mahidevran Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Mahidevran, yaklaş. Hoş geldin, nasılsın? İyi değilim hünkârım. Hangi anne evladı sürgün edilmişken iyi olabilir ki? Sefer boyunca payitahtta kalacak olman beni çok memnun etti şehzadem. Kendimi daha güvende hissedeceğim. Son hadiselerden sonra seferde olmaktansa İstanbul'da kalmayı yeğlerim. Ben de giderken içim rahat gideceğim şehzadem. Gözüm arkada kalmayacak. Bu ne cüret? Sen bilmez misin ki benim kararlarım tartışılmaz? Bağışlayın. Zinhar öyle bir niyetim yok. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Mustafa sizin evladınız. Onu ne çok sevdiğinizi biliyorum. Elbette öyle. Bir şüphe mi var? Ben artık her şeyden şüphe eder oldum. Öyle şeyler yaşadım ki aklıma her şey geliyor.
Şehzademin hatası yok demiyorum. Elbet var. Lakin hangi şehzade hata yapmaz ki? Vaktiyle siz de Manisa'daydınız. Orada neler yaptığınıza ben şahidim. Lakin bir kez olsun, rahmetli Sultan Selim Hanımıza isyan etmediniz. Aklınızdan bile geçirmediniz. Bunları neden dile getiriyorsun? Aldığım kararın bunlarla hiçbir alakası yok. O halde neden bu kararınızı, evladınızı kedere boğdunuz? Sizi kaybettiğini düşünüyor. Hünkârım, Allah şahidim olsun ki şehzadem size bağlı. Hem de tahmin ettiğinizden çok. Ne olur bunu ona yapmayın. Kalbini kırmayın. Yüreğin rahat olsun diye söylüyorum Mahidevran. Ne ben evladımı kaybederim, ne de evladım beni. Bu bir sürgün değil. Ceza hiç değil. Unutma ki Amasya, Devlet-i Aliye'nin en mühim sancaklarından biridir. Rahmetli Yüce Atam Sultan Beyazıt Han vaktiyle orada sancak birliği yapmıştı. Hünkârım, sizden ricam. Kararınızı bir kez daha gözden geçirmeniz. Bu hadisenin arkasında senin olduğunu biliyorum paşa. Bağışlayın şehzadem, neden bahsettiğinizi anlamadım. O elçiyi bana sen gönderdin. Sonra da iftiralarından hünkârımızı bana karşı zehirledin, öyle değil mi? Haşa şehzadem. Benim haddime mi düşmüş sizin arkanızdan iş çevirmek? Size kim ne söylediyse yalan söylemiş. Seni ikaz ettim Rüstem. Artık bir hanedan damadısın, zinhar böyle işlere karışma dedim. Şehzadem. Kes sesini de dinle beni. Her kime hizmet ediyorsan, söyle ona sanmasın ki bu yaptıkları yanına kalacak. Kararım kat'idir. Herkes için en iyisi budur. Çekilebilirsin. Anlaşılan o ki, ettiğim onca laf beyhudeymiş. Kararınızın arkasında kimin olduğu belli. Sen ne demek istersin? Kulağıma çalınan dedikodular diyorum hünkârım. Söylediklerine göre Hürrem Sultan, senelerdir mahsus Mehmet'in sancağa çıkmasına engel olmuş. Malum, şehzade 20 yaşında. Herkes bu yüzden olduğunu söylüyor. Onu Manisa'ya göndermek için. Hakları varmış. Derhal çık dışarı, bir daha da gözüm görmesin seni. Bu tayin bir hayli can sıksa da dünyanın sonu değil. Gidişat iyi değil kapıdan paşa. Benim yanımda olman her ne kadar bana gurur verse de bir yandan da tedirgin ediyor. Ne demek bu şehzadem? Benim yüzümden kimsenin canı yansın istemiyorum. Bilhassa da senin. Olacak olsa gerek çağrını açar, gerek kalbin gen tut, gerek dağar. Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz. Ey saki! Baş gitse ayak payidar olmaz. Hürrem her yerde. Hünkârımızla baş başa görüşmenin bile mümkünatı yok artık. Gözü her an üzerinde. Belli ki hünkârımız da bu durumdan şikayetçi değil. Ne bekliyordun ki? İyice avucunun içine almış. Rüstem bir yandan, o bir yandan. Yazık. Kendi başına iş yaparsan olacağı bu. Mevzu bahis olan benim evladımın istikbali. Elim kolum bağlı oturmamı mı bekliyorsunuz? Mustafa'nın kim olduğunu bize mi anlatıyorsun? Senden çok bizim canımız yanıyor. O halde yardım edin sultanım.
Bir şeyler yapmamız şart. Hünkârımız yakında sefere gidecek. O güne kadar hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra oturup ne yapacağımıza karar veririz. Anlaşıldı mı Hatice? Güzel. Ne olacak sultanım? Şah sultanı söylediği gibi bekleyecek miyiz? Bilmiyorum Mahidevran. Sultanım, yanlış anlamayın. Lakin Şah sultanımız mağlubiyeti çoktan kabul etmiş. Bize mani olmasına müsaade etmeyin. Ne demek istiyorsun sen? Rahmetli İbrahim Paşa'nın intikamını almaya yemin etmişti. Lakin hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu yapamadı. Lütfü Paşa azledildikten sonra gözü korkmuş. Belli ki vazgeçti. Paşa'nın kanı hala yerde. Sonra sizi dövüp ormana attılar. Şimdi Mustafa'mı sürdüler. Sultanım. Eğer bir şeyler yapmazsa evladımın da kanına girecekler. Gönlünüz razı mı buna? Sultan Süleyman Hazretleri! Kapıdan paşa. Buyurun hünkârım. Sefer hazırlıkları ne vaziyette? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Çok şükür hazırlıklar bitmek üzere hünkârım. Mehmet Paşa'dan da haber geldi. Birkaç güne kadar Budin'de olacağını yazmışlar. Âlâ, âlâ. Kiminle ne konuştuğuna dikkat et paşa. Bilhassa tahtımın varisi hakkında konuşurken. Zira söylediğin her şey kulağıma geliyor. Şükürler olsun ki sizden saklayacağım bir sırrım yoktur hünkârım. Son hadiseden sonra şehzademiz Mustafa'nın gözden düştüğünü söyleyenler mevcut. Ben de onları ikaz ettim. Ettim ki siz yüce hünkârımızın evladı hakkında manasız laflar edilmesin. Ferdinand'ın askerleri kale kapısına kadar dayandılar kraliçem. Askerlerim canla başla mücadele veriyorlar. Elimizden geldiğince direniyoruz. Fakat daha ne kadar dayanabiliriz bilemiyorum. Dayanacaksınız Martunizi. Buna mecbursunuz. Elbette kraliçem. Osmanlı ordusu gelene kadar kale bizim muhafızımızda kalırsa Ferdinand'ı yeneriz. Öyleyse dua edelim de zamanında yetişsinler. Sultanım. İyi misiniz? Bari bir şey mi oldu? Saraydan bir haber mi getirdiniz? Telaş etmeyin sultanım. Mühim bir şey yok. Ben yokken gözünü kulağını dört aç hatun. Mihrimah sultanımızı zinhar yalnız bırakma. Yaptığı her şeyi günle gün yaz. Selim ve Beyazıt mütemadiyen kavga ediyorlardı. Lakin artık birbirlerini özleyecekler. Haklısınız. Bazen uzaklaşmak, ayrı düşmek iyi gelir. İnsan sevdiğinin kıymetini anlar. Paşam. Hayrola Bahir Bey? Senin ne işin var burada? Hünkârımız bizden evvel yola çıkıp
Sofya menzilinde olmanızı istediler. Anadolu Beylerbeyi de orada olacak. Birlikte önden gideceksiniz. Niş civarında hünkârımızı bekleyeceksiniz. Şehzadelerimiz yola revan olmadan ben de göreyim onları. Emine, sen Ayşe yatağına yatır, başından da ayrılma. Emredersiniz sultanım. Rüstem Paşa. Sultanım. Sultanım, hemen geliyorum. Sarayımın etrafında seni fazlaca görmeye başladım Bali Bey. Buna bir son versen iyi edersin. Bu ne demek paşam? Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Ben söyleyeceğimi söyledim Bali Bey. Sarayımdan uzak durun. Gidiyorum. Lakin aklımda sizde kalacak sultanım. Rica ediyorum, öfkenize yenik düşecek bir şey yapmayın. Merak etmeyin paşam. Yalnız değilim. Siz dönene kadar burada. Şahvuban'ın yanında kalacağım. Bu bir nebze olsun, rahatlatıyor beni. Ketüdam Ali Ağa da burada olacak sultanım. Ali Ağa! Sultanım. Paşam. Ali Ağa Bosna'dan geldi sultanım. Ben orada vazifeliyken en sadık adamımdı. Yıllardır bana hizmet ediyor. Her türlü mevzuda ona güvenebilirsiniz. Hala. Kızlar, Allah aşkınıza acele edin yahu, oyalanmayın. Çabuk çabuk. Sen nereye böyle? Sen de Selim'in haremindeyim ağam. İyi madem öyle, haydi. Sen? Bayezid Hazretleri'nin haremindeyim ağam. Hay Allah'ım ya Rabbim. Fahriye Kalfa nerede bir cılız bulduysa getirmiş, toplamış buraya. Ağalar, haydi siz de bunları toplayın. Çabuk az bahçeye götürün. Haydi, haydi. Haydi çabuk, çabuk, çabuk. Haydi oyalanmayın Allah aşkına. Hafife Hatun'um. Sümbül ağa, hazırlıklar bitmiştir inşallah. Bitti, bitti. Bitti bitmesine de ben de bittim. Vallahi günlerdir helak olduk, helak. Şikayet etmesen şaşardım zaten. Hürrem Sultanımız, şehzadelerimizle Hasuda'ya geçtiler. Hı. Veda faslı başladı. Sen de haz bahçeye git, ağaların başında dur. Hafife Hatun'um. Hünkârımız gidince Mahidevran Sultan ve Şehzade Mustafa Hazretleri sarayda mı kalacaklar? Başka nerede kalacaklar? Öyle de. Hürrem Sultanımız bir hayli tedirgin. Başlarına bir iş gelmesin. Bizler ne güne duruyoruz Sümbül ağa? Hadiselere mani olacağız. Hünkârımız dönene kadar hiç kimsenin kılına dahi zarar gelmeyecek. İnşallah. Paşam, kadı efendileri toplayıp etraflıca konuştum. Sefer zamanı için payitahtta her türlü tedbir alındı. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Âlâ Ebu Suud efendim. Şehzademiz Mustafa Hazretleri burada. Kendileri her daim teftiş edecekler. Paşam, Lütfü Paşa gidince bu meyhaneler ve batakhaneler iyice zıvanadan çıktı. Gitmeden bir emir verseniz de kadı efendiler çaresine baksalar. Sefer dönüşü hatırlatın, istişare edelim bunu. Zira yokluğumuzda bir hadise çıkmasın. Öyle diyorsunuz da paşam. Payitahta 3000 yeniçeri bırakıldı. Allah muhafaza bir isyan çıkarsa şehzademiz nasıl müdahale edecek? Bir gözümüz burada olacak paşa. Kimse merak etmesin. Hüsrev paşam, ben de denizlerde olacağım. Merak etmeyin. Bir şey olacak olursa yelkenler açar, rüzgar gibi yetişirim evvelallah. Çok dikkatli ol. Şehzademizin yanından ayrılma. Eğer bir şey olacak olursa dediğim gibi tez elden haber yolla. Siz merak etmeyin paşam. Ben asıl Mahidevran Sultanımız için endişeliyim. Kendisi bir hayli öfkeli. Kendileriyle konuş. Benim gönderdiğimi söyle. Taşlıcalı zinhar hata yapmasın.
Aksi takdirde şehzademizi koruyamam. Allah hünkârımızın yolunu açık. Kılıcını keskin etsin. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrime? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsun. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Gazanız mübarek, kılıcınız keskin olsun hünkârım. Amin. Payitaht sana emanet Mustafa'm. Allah yardımcın olsun. Sizin de hünkârım. Kraliçe Isabel, şükürler olsun kurtulduk. Mehmet Paşa 20.000 kişilik ordusuyla imdadınıza yetişti. Tanrım sana şükürler olsun. Mehmet Paşa Ferdinand'ın ordusunu abluk altına aldı. Ferdinand'ın askerleri iki atış arasında kaldı. Çok şükürler olsun kurtulduk. Kurtulduk. Allah'ın izniyle Mehmet Paşa'nın Budin Kalesi'ni vardığını ve kuşatmayı geri püskürttüğünü haber aldık hünkârım. Âlâ. O halde derhal Mehmet Paşa'ya bir ulak gönderin. Vaziyeti etraflıca tetkik etsin. Emredersiniz. Hünkârım. Söyle Hoca Çelebi. Malumunuz üzere Budin'de bir kilise var. Meryem Ana Kilisesi. Yüce Rabbim nasip eder de tekrar Budin'e girerseniz o kilisenin camiye çevrilmesini tavsiye ediyorum. İlk namazımızı orada kılar, zafernamemizi orada okuruz inşallah. Budin'in tam olarak ilhakına henüz karar vermedim Hoca Çelebi. Lakin tavsiyen ziyadesiyle makul. İnşallah namazımızı birlikte kılarız. İnşallah hünkârım.
İslam ordusunun başında sizin gibi kudretli bir hükümdar oldukça sırtımız yere gelmez evvelallah. Amin. Başka bir diyeceğiniz yoksa çekilebilirsiniz. Mehmet, sen kal. Hünkârım. Payitahttan ayrıldığımızdan beri yüzün gülmüyor. Nedir seni böyle üzen? Sultanım, sultanım. Sessiz ol. Sultanım, bağışlayın böyle destursuz geldim ama mesele mühim olmazsa. Hayırdır inşallah, ne oldu gene? Konya'dan bir haber geldi. Şehzade Selim hakkında malumat göndermişler. Ne olmuş ki? Söylediklerine göre şehzademiz Selim hastalanmış, vaziyet iyi değilmiş. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ciddi bir şey mi sultanım? Bilmiyorum. Derhal validemin gelmesini istemiş. Nicedir verdiğiniz kararı düşünüyorum hünkârım. Yıllardır abim orayı başarıyla idare etti. Hem herkes orada Mustafa abime hayran. Onu seviyorlar. Seni de severler elbet. Hünkârım ben... Bağışlayın. Fakat... Sanki bu şekilde abimi yerinden etmiş gibi hissediyorum kendimi. Gönül ister ki insan bir karıncayı dahi incitmesin. Hata yapmasın, kalp kırmasın. Lakin bu mümkün değildir Mehmet. Hele ki benim gibi bir cihan hükümdarıysan herkese memnun edemezsin. Ben seni Saruhan Sancağı'na tayin ettim. Zira sana olan itimadım tamdır. Başarılı olacaksın. Tıpkı abin gibi. Devlet-i Aliye'nin bekası herkesten ve her şeyden mühimdir oğlum. Devlet işlerinde şahsi kırgınlık olmaz. Hiç kimse bir diğerine bu sebepten gönül koymamalı. Koyamaz. Lakin eğer sen zayıflık gösterir, acırsan, bocalarsan işte tam da buradan vururlar seni. Üstelik bunu senin o üzülüp acıdıkların yaparlar. Sultanım. Zümbüla. Sultanım, Hürrem Sultanımızla konuştunuz mu? Hazırlığını yap. Validem yarın sabah erkenden Konya'ya kardeşimin yanına gitmek istiyor. Nasıl olur sultanım? Hem Şehzade Mustafa Hazretleri ne derler? Katiyen müsaade etmezler. Ben abimle konuşurum. Sen dediğimi yap. Yarın sabah erkenden gidecekler. Allah'ım sen şehzademizi bize bağışla Hak Muhammed Hakkı için. Şehzade Hazretleri, müsaadeniz olursa sizlere arz etmek istediğim bir husus var. Şehzadem, fazla zamanınızı almayacağım. Bırakın. Mevzu ne asker? Söyle. Yüce Padişahımız sizi Saruhan Sancak Bey olarak tayin etmişler. Askerlerin kendi aralarında neler konuştuğunu iyi biliyorum. Şehzade Mustafa'ya haksızlık edildiğini, benim onun yerini aldığımı düşünüyorlar. Sen de mi onlardansın yoksa? Haşa şehzadem. Kimin haddine düşmüş şehzadelerimizi ayırmak? Ben aksine bu tayinden çok memnun olduğumu söylemek istedim. Zira sulh vakti Manisa'da kalıyorum. Hiç şüphem yok ki Manisa halkı sizleri bağırlarına basacaktır. İnşallah dediğin gibi o sevgiye layık olurum. Adın ne senin? Bendeniz İlyas Kumut şehzadem. Nedir o? Şehzadem bu bir at. At? Henüz bitmedi. O yüzden pek benzemiyor. Lakin aklımdakini yapabilirsem muazzam bir at olacak. O halde bitirdiğinde görmek isterim. İnşallah dediğin gibi muazzam olur. Şehzadem.
Fahriye, sen neden gitmedin validemle? Sizin yanınızda kalmamı emrettiler sultanım. Sümbüla. Sultanım, merak buyurmayınız. Emniyet içinde gidip gelebilmeleri için her türlü tedbir alındı. Yüce Rabbim kazadan, beladan sakınsın. Amin. Gel. Şehzadem. Taşlıcalı, ben de esnafı teftişe gidiyordum. Sen de benimle gel. Emredersiniz. Şehzadem, Hürrem Sultanımız sabah erkenden saraydan ayrılmışlar. Zannediyorum malumatınız vardır. Hayır, yok. Nereye gitmişler, yoksa yine külliyesini ziyarete mi? Konya'ya gitmişler. Nereden icap etmiş? Benim müsaadem olmadan nasıl gider? Şehzadem, ben haberiniz olduğunu zannediyordum. Zira Şehzademiz Selim Hazretleri'nin rahatsız olduğu haberi gelmiş. Ne olmuş ki Selim'e? Hasta olduğunu söylüyorlar sultanım. Allah'ım sen koru yarabbim. Nesi varmış Şehzademin? Bir malumat yok. Lakin Hürrem Sultan apar topar gittiğine göre vaziyet ciddi. Allah'ım esirgesin. Tek başına nasıl gider? Şehzademin haberi vardır inşallah. Kimseye haber vermeden çıkmışlar sultanım. Şehzademiz öğrenince çok kızacaklar. Evlat bu. Nasıl dursun yerinde? Görmeden içi rahat etmez elbet. Öyle de keşke haberim olsaydı. Ben de yanında giderdim. Sultanım, müsaade ederseniz ben saraya döneyim. Arabamı hazır etsinler Mercan. Biz de gelelim. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Derhal yola çık Taşlıcalı. Hürrem Sultan'ı al ve saraya getir. Emredersiniz. Lakin gelmek istemeyeceklerdir. İcap ederse zorla getireceksin. Yolda başlarına bir hal gelse hünkârımıza nasıl izah ederim? Gel. Şehzadem, böyle girdiğim için bağışlayın. Mihrimah, şimdi aldım haberi. Selim hastaymış. Kardeşim günlerdir hasta yatıyormuş. Hekimler ne olduğunu bilmiyor. Validem hekim başını alıp yola çıktı. Böyle olmaz Mihrimah. İcap eden neyse ben yaparım kardeşim için. Taşlıcalı Hürrem Sultan'ı geri getirecek. Hayır Şehzadem, bunu yapmayın. Validem onu görmeden duramaz. Selim de onu çağırmış, o da görmek istiyor. Ne kadar düşkün olduğunu bilirsiniz. Hem validemden başka kimseye itimadım yok. O yanında olursa iyileşir. Tamam, endişelenme. Selim iyi olacak. İnşallah yakında hayırlı haberlerini alacağız. Zinhar çekinmeyin şehzadem. Siz iyi bir sancak bey olacaksınız. Ben bildiğim ne varsa anlatacağım size. Vaka lalanız da yanınızda olacak. Çekinmiyorum. Sadece hünkârımıza hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ali beyim. Size mektup var beyim. Saruhan büyük bir sancak. Oraya gitmeden en iyi şekilde hazırlanmam lazım. Ben size yardımcı olacağım. Şimdi müsaadenizle. Şehzade Hazretleri. Size bahsettiğim atı bitirdim. Müsaade ederseniz göstermek isterim. Getir bakalım. Neymiş görelim. Kimden o mektup? Ne oluyor paşam? Siz beni mi takip ediyorsunuz? Mektup kimden dedim. Bu hususi bir mektup. Sizi alakadar etmez. Vali Bey. Rüstem Paşa. Vali Bey. Hünkârımız sizleri çağırıyorlar. Hayırdır inşallah.
Rüstem Paşa. Haset içinde. Mektubun Mihrimah Sultan'dan geldiğini zannediyor. Oysa ailemden geldi. Kardeşim yazmış. Nasıl öyleseydin madem? Ona hesap verecek değilim. Eğer beğenmediyseniz... Bilakis hoşuma gitti. Hususi bir meziyetin olduğu belli. Size layık değil şehzadem. Lakin nacizane bir hediyem olarak kabul buyurursanız şeref duyarım. Âlâ. Daha evvel hiç karşılaştık mı seninle? Hayır şehzadem. Lakin ben sizi ilk kez Korfu seferinde görme şerefine nail olmuştum. Venedikliler pusuya düşürmüştü. O gün Malkoçoğlu Bali Bey ile birlikte yiğitçe savaştığınızı hatırlıyorum. Katıldığım ilk seferdi o. Benim de öyle şehzadem. İnşallah hünkârımızın bütün zaferlerinde siz de yanlarında yer alır, güçlerine güç katarsınız. Amin. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Şehzade Hazretleri. Hünkârım. Malkoçoğlu nerede? Geliyorlar hünkârım. Hünkârım. Herkes geldiğine göre anlat bakalım Mehmet Paşa. Bize ne malumatlar getirdin? Hünkârım, biz kaleye vardığımızda Ferdinand ve askerleri kapıya dayanmışlardı. Kale düşmek üzereydi. Lakin Allah'ın izni ve iman gücüyle askerleri iki taraftan kuşattık ve muvaffak olduk. Ferdinand yakalanacağını anlayınca askerlerini orada bırakıp kaçtı. Tam Ferdinand'a göre bir hareket. Kraliçe Isabel'le görüşmek istedik. Lakin kendisi Budin Kalesi'nin kapılarını bize açmaktan çekindi. Sizin teşrifinizi bekleyeceğini söylemiş hünkârım. Bize verilen malumat bu yönde. Madem öyle, o halde Kraliçe Isabel'i bekletmeyelim. Haber gönderin, kendisini otağımda kabul edeceğim. Emrü ferman yüce padişahımızındır. Mehmet Paşa, bu zaferinden mütevellit seni tebrik ederim. Gönlünden ne geçerse dile benden. Alemin sultanı lütfedip beni takdir etmişler. Daha ne isterim hünkârım? Kem değildir gözlerim yaşı şarab-ı navdan. Bezmigamda dil name-i toğlavdan. Düşte görem uyhu yüzni, meğer şimder gir. Haba varmak mı gele bu çeşme pür hu navdan. Sinem üzre pembe-i dağım, yiter pirahenüm. Farigam tacu kabavü kakum yüzin cevaptan. Cüye eşküm oldu çün girdabı ışka muttasıl. Mülkü dil kurtulmayı sar ahır ol girdaptan. Mihri alemden muhibbi zerreler yüz döndüre. Dönmeye yüzüm benim ol mihri alem ta. Thank you.
Kraliçe Isabel, hoş geldiniz. Malkoçoğlu Vali Bey. Vali Bey, isminizi çok duydum. Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. Hünkârımız sizi bekliyor. Buyurun. Hünkârım, Kral Sigismund Apollo ve annesi Kraliçe Isabel huzura kabul için bekler. Alın içeri. Kraliçemiz, kralımızı ve bu dayı kurtardığınız için Yüce Türk hükümdarına minnettarlar. Toprağı bol olsun, Janos Zapolyo sadık bir kulumuzdu. İtaat dairesinden ayrılmadığı için de her daim arkasında olduk. Oğlu Sigismund Zapolyo'yu da Ferdinand karşısında yalnız bırakmayız elbet. Lakin sizi kurtarmak için gelen askerlerimizi neden kalenize almadınız? Müsaade ederseniz, kraliçemiz bunu sizlere cevaplasınlar sultanım. Yüce hükümdar, size minnettarız. Askerleriniz olmasaydı hepimiz Ferdinand'ın esiri olacaktık. Ancak halkımızın korkusundan askerlerinizi bu dine alamadık. Türkler ayak bastığı yerden çıkmaz diye bir söz vardır. Bütün Osmanlı mülkünün sultanı olarak oğul Sigismund Zapolyo'yu babasının halife olarak kabul ediyorum. Lütfettiniz yüce padişah. Lakin yaşı itibariyle buraları müdafaa etmesi mümkün değildir. Maliyat kendisini Erdal Dükası olarak ilan etmiş. Biz gidince Ferdinand geri dönecek. Bu sebeple Budin'i ve civarını Osmanlı mülküne dahil ediyorum. Sultanım. Osmanlı askerleri şu anda sizin kalenize girdiler ve gerekli bütün tertibatı aldılar. Burçlardan ezan okunması suretiyle de Budin'in artık bir İslam toprağı olduğu tescil edildi. Sigismund Zapolyo'yu bundan böyle Erdal Prensi olarak tayin ediyorum. Her daim himayem altında olacaktır. Yüce Türk hükümdarının tasarrufları bizim için emirdir. Bundan böyle Budin'deki herkesin can ve mal güvenliği devlet-i âliyenin mesuliyetindedir. Herkesin canı, serveti, kazançları, malları, ambarları, değirmenleri, bağları, gemileri, sandalları ve bütün eşyaları, kadınları ve çocukları kendilerine olsun. Bugüne kadar inançları, gelenek ve göreneklerinin gerektiği şekilde nasıl hareket ettilerse, bugünden sonra da aynı şekilde hareket edeceklerdir. Buna mani olmaya kalkışan olursa, o vakit karşısında beni ve valilerimi bulacaktır. Sultanımızın adaletine itimatımız ebedidir. Erdal Prensi büyüyüp hükmünü icra edinceye kadar da kendisine Martinus'u vasi olarak tayin ediyorum. Hüsrev Paşa. Gerekli bütün tertibatı alın ve eyalet teşkilatını kurun. Müdafaayı da zinhar ihmal etmeyin. Emru ferman şefketli ve kerametli hünkârımızındır. Gel.
Şehzadem. Mihrimah. Bu mektup az evvel Konya'dan geldi. Selim'in sancağından. Yoksa Selim? Selim gayet iyi. Hatta o kadar iyi ki hiç hasta bile olmamış. Ne demek bu? Validem Konya'ya gitmemiş abi. Selim'in olan bitenden haberi bile yok. Sen neler söylüyorsun Mihrimah? Nasıl olur bu? Ben de bunu sual etmeye geldim. Validem nerede şehzadem? Validem nerede? Sultanım. Hayrola Mercan? Hürrem Sultan. Konya'ya hiç gitmemişler sultanım. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Bir haber de alamıyoruz. Kim söyledi bunu? Şehzade Selim Hazretlerinden haber geldi. Kendileri hasta değillermiş sultan. Bu Hürrem'in bir oyunu olmasın? Hiç zannetmem. Mutlak suretle yolda başlarına bir hal geldi. Mümkün değil bu. Öyle olsa çoktan haber alırdık. Sultanım, saldıranlar her kimse geride iz bırakmamış olabilirler. Bir an evvel bu mevzuyu aydınlatmamız lazım. Yoksa hünkârımıza ne deriz? Nasıl izah ederiz? Hepimiz zan altındayız. Derhal bu meseleyi tetkik edeceğim Mihrimah. Belki de bu mektup sahtedir. Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Belli ki valideme tuzak kurulmuş. Ya tamam mutlaka. Kimin haddine düşmüş şehzade anasına tuzak kurmak? Eğer doğruysa validem günlerdir kayıp. Nerede, başına ne iş geldi bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz. Allah'ım sen koru. Sen dairene dönemem. Hünkârımız dönmek üzere. Eğer validem sağ salim bulunmazsa gazabından hiç kimse kurtulamaz. Hiç kimse. Gel. Mustafa. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Hürrem Sultan kayıp validem. Selim Konya'ya hiç gelmediğini söylemiş. Nasıl olur? Neredeymiş peki? Biz de bunu merak ediyoruz Sultan. Valideme bunu kim yaptıysa mutlaka hesabını verecek. Hoş geldin. Ben bunu beğendim. Ne diyorsun? Güzel değil mi? Siz çıkın. Ne oldu? Yüzünde güller açıyor yine. Hürrem nerede? Nereden çıktı şimdi bu? Sualime cevap ver Hatice. Nerede o? Nereden bileyim ben? En son Konya'ya gitmişti. Yoksa döndü mü uğursuz? Benimle oyun oynama. Hürrem kayıp ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ama sen biliyorsun öyle değil mi? Ne diyorsun sen? Doğru mu bu? Ne oldu? Neden durduk İlyas? Hünkârımız böyle arzu etmişler şehzadem. Hünkârım, afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Malkoçoğlu. Soluklanmak istedim sadece. Arzu ederseniz derhal otağınız kurulsun. Lüzum yok. Bir an evvel sarayıma dönmek istiyorum. Allah izin verirse birkaç günlük yolumuz kaldı hünkârım. Hünkârım, merakımı mazur görün. Fakat nedir böyle canınızı sıkan? Şehzadem Selim'i merak ediyorum Malkoçoğlu. Hala bir havadis yok.
Saati yerindedir inşallah. Allah muhafaza. Kötü haber olsaydı tez ulaşırdı hünkârım. Vali Bey'in hakkı var hünkârım. Hem Hürrem Sultanımız da yanlarına gitmişler. En iyi şekilde bakacaklardır. İnşallah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Onca vakit nerede? Nerede kalır sultanımız? Dilim varmıyor lakin. Hayır. Bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Sümbüla, güvendiğin bütün adamları hazırla. Biz de arayacağız. Aramakla olmaz bu iş sultanım. Günler geçti üstünden. Burada böyle el kolu bağlı oturacak değilim. Sultanımızın kimlerle husumet içinde olduğu malum. Biz sual dahi edemeyiz. Lakin siz konuşursanız belki bir şey olur. Sümbüla. Hiç öyle bakma Afife Hatun'um. Sultanımız kaç defa ölümden döndü. Ne malum onların yapmadığı. Öyle bile olsa hünkârımız bugün yarın gelecek. Kendileri icap edeni yaparlar. Sümbüla, nasıl böyle bir tuzağa düşersin? Bilhassa etrafımız düşmanlarla çevriliyken. Sultanım, her türlü tedbiri almıştık. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. Abla, ne oldu yoksa kötü bir haber mi geldi? Yok bir şey Cihangir. Herkes iyi. O halde neden bu kadar üzgünsün? Validem, bana doğruyu söyleyin. Bu hadiseyle sizin alakanız var mı? Zinhar haberim yok. Ben de şimdi senden öğreniyorum vaziyeti. Validem, ne biliyorsanız anlatın. Kim yaptı bunu? Şah Sultan mı, Hatice Sultan mı? Kim? Bilmiyorum aslanım. Hürrem'in düşmanı o kadar çok ki. Etme bulma dünyası. Lakin kim yaptıysa elleri dert görmesin. Yılanın başının çoktan ezilmesi lazımdı. Yılanın başı ezildi yani, öyle mi? Bunca vakittir ortaya çıkmadığına göre başka ne olabilir? Hünkârımız da bunu sual edecek. Nasıl izah ederim? Manisa'dan sürgün edildim. Peşinden de bu hadise oluyor. Beni itham edecekler. Sen gitmesine engel olmaya çalıştın. Ancak evladı hasta olan bir anneyi kim durdurabilir? Ayrıca hünkârımıza da malumat gönderdin. Gel. Şehzadem, sultanım. Tahşicalı, neler oluyor? Emriniz üzere aramalar başlatıldı şehzadem. Bilhassa Konya yolundayız sürülecek. Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Elini çabuk tut Taşlıcalı. Hünkârımızın gelmesi yakın. Hürrem Sultan'a ne olduğunu öğrenmemiz şart. Merhaba. Hadiseyi duydum. İnan bana çok üzüldüm. İnşallah... Üzüldünüz demek. Lakin nedense ben üzüldüğünüze hiç inanamıyorum. Ne demek şimdi bu? Validemle aranızdaki düşmanlık herkesin malumu. Sonra Hatice Sultan, Mahidevran Sultan. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip ona tuzak kurdunuz, öyle değil mi? Laflarına dikkat et Merima. Karşında kimin olduğunu unutma. Asıl siz karşınızda kimin olduğunu unutmayın. Ben Sultan Süleyman'ın kızıyım. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni neyle itham ediyorsun? Yalan mı? Valideme düşman değil misiniz? Senelerdir ondan kurtulmak için elinizden geleni yapmadınız mı? Bilhassa Hatice Sultan. Defalarca onu öldürmeye çalıştı. Şimdi karşıma geçip hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmayın. Mihrimah! Ben de sizden bahsediyordum. Şah Sultanımız susuyor. Belki siz daha cesur olursunuz. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne cüretle beni sorgu sual ediyorsun? Sana hesap verecek değilim Mihrimah. Derhal sarayına dön. Ben ne vakit gitmek istersem o vakit giderim. Bana kimse emir veremez. Validemin kılına dahi zarar gelirse sizden bilirim. Yemin ederim bu sarayı başınıza yıkarım. Bu kadarı kâfi Mirim'a. Daha fazla konuşma. Belli ki asabın bozulmuş. Sonradan pişman olacağın laflar söyleme.
Sultanım, asıl siz pişman olacaksınız. Hünkârımız dönmek üzere. 5 evladının anasına reva görülen bu hakareti affetmeyecek. Hünkârım, payitahta hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa'm. Sultanlarımızı daha fazla bekletmeyin. Hünkârım, konuşmamız lazım. Mesele miyim? Hünkârım, malumunuz üzere Hürrem Sultan Konya'ya gitmişlerdi. Selim'e bir şey mi oldu? Hayır, merak etmeyin. Selim iyi. Ancak yakın bir zamanda aldığımız habere göre sultanımız Konya'ya hiç gitmemişler. Nasıl gitmemiş? Bilmiyoruz hünkârım. Günlerdir arıyoruz ancak yok. Hürrem Sultanımızın nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Kayboldular. Thank you.